Can abi. Osay Samuel, Çağlar, Ciku, Osterwolde, Şimanski, İsmail, Tadic, İrfan Can, El Nesiri, O Maksimin, Ferdi gitti mi ya? Kaleci Gitti. Livakovic. Ferdi Tamam. gitti gitti. Tamam Tamam hala mı? gitmedi ama açıklama Ya yapıyor. açıklamadılar da Ferdi zaten isteğini söylemiş. Evet Duyduğum ama kadarıyla. yani gitmedi gibi duruyor henüz. Gidecek. Zaten bu ünlü bir tane yok mu? Söyledi zaten 40 milyon anlaştı. Ben sana söylemiştim ya. Evet ama o çıkmadı sonra ortaya yani. Netleşmedi. Şimdi şu Bu kadro kadroya hocam yarın sana çıkmaz geleceğim böyle. geriye. Senin dediklerine geleceğim. Stoperle alakalı hocam konuşuyordu. İşte oturmuş kadrosu var falan dedim ben. Ama zaman geçtikçe Ciku'nun Fenerbahçe'ye çok zarar verdiğini görüyorum. O neden abi? Ki sen de Ya stopersin. adam üstüne geliyor. Geçen maçta da oldu. Hamle Ya yapmıyor adam senin şut bölgen çekiyor. orayı sen benden daha iyi Yani bilmen ya en lazım. azından öyle bir gidiyor ki çalınmayacağı Real'in maçı. korkusuyla Ciku Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Samet Fenerbahçe yaz. zarar veriyor şu an. Kimse görmüyor şu an Ciku'nun performansının rezilliğini. Çünkü nedir biliyor musun? Oraya atlar, Doğru. buraya atlar, taraftan şak 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 şak. Ya kardeşim gol yiyoruz gol. Doğru. Adam ceza sahasının içine girmeden Kaç çalım... geçen vurdu gol gol olsaydı kahraman olacaktı Ya Lille'de. olabilir bak onlardan bahsetmiyorum. Savunma oyuncusu tamam Evet. gol atabilir eksi bana gol atmasın. Tabii aynen. Bana kaleye gol yedirmesin. İşini Yani yapsın herkes. Ceko'yu kestiniz yani. Kesebilir Ceko'yu ama bence de keserse 45 kere oynatır. çok çok karışır iş. Hocam 45 Takım oynatır. içerisinde İki, adaletsizlik iyi yapmış olur. adaletsizlik olur. İkinci Doğru. seferde de ikinci yarıda da kötü giderse elbisi Mesela girer. şeye bayılıyor ya Şimanski'ye. Hocam Şimanski hiçbir Şuvanski şey iyi oynamıyor. oyuncu. Hiçbir şey Bak oynamıyor. topsuz oyunu iyi. Dikkat et Ben Şuvanski'ye. bakıyorum hepsine bakıyorum. Hiçbir şey oynamıyor. Şuvanski Yani sence yok. abartılı gibi değil mi? Abi Ha Şimanski'ye şu anda şu şekilde bayılıyorum. çıkarsa Tadic'in de 10 numara pozisyonunda etkisi olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar Bir daha kadroyu niye aldınız gösterin. çocuklar? Evet şu Kapandı 11'i mı? gösterin niye kaldırttınız Girme oğlum? girmeyen girmeyen bekle bir. Kapandı mı? Yok şu an kapalı. Tamam verin dörtlü verin. Kapanana kadar vaktimiz var. Sakin olun rahat olun. Bir rahat, zaten yayının sonuna doğru geldik. Evet. Dörtlü ekranda arkadaşlar bu arada 3 abone kaldı sadece. Hadi bir abone olun 170 bine geçelim. Ne diyordunuz abiler? Tadiç. Tadiç 10 numara oynamaz. İrfan Bence Can de. Tadiç'i bir deneyecek gibi duruyor. Ha ya İrfan'da şöyle olur yani İsmail tek ön libero, Şıvanski Tadiç olabilir ama gene de Tadiç'i kenara koy İrfan Can'ı içeri at. İrfan Can zaten önceden oynadığı pozisyon. Tadiç'le bu kadar sağda soldan aldın sağa getirdin sağdan aldın 10 numaraya koyuyorsun. Adamın bütün psikolojisini bozdun. Mesela Şimanski de orada olmaz. Hocam işte diyorum iç orta Şimanski saha. İsmail tek ön libero oynar. Tadiç'in yerini al. Tamam mı? Olur. İsmail tek Gene ön libero kurtarır. yap. Önde ikili oyna Tadiç'le Şimanski. Hocam sana bir şey Ya da söyleyeyim mi? İrfan'la dediğin gibi oyna. Hocam Kenara at Tadiç'i yine. şimdi bu sistemde oynayacaksan Bu sistem şu anda bu oyuncularla Fenerbahçe'nin olmaz. oynama ihtimali yok. Çünkü Fenerbahçe'nin 10 numarası yok. Bence de. Fenerbahçe'de bir tane Alex gibi oyunu çevirecek, liderlik yapacak bir oyuncu yok o kalitede. Tadiç o değil. Yani bir Mertens'i yok Fenerbahçe'nin. Ya bir Doğru. Alex'i bir Hagi'si Doğru, yok. doğru, Ha doğru. Şu kadroda yok. Oynayacağın kadroya göre oyun sistemi belirlersin. Hocam oyuncu Şimdi yoksa sen Tadiç mesela yani 10 şurada numarada oynamaman burada lazım. mesela Fred Doğru. yoksa tek ön libero ile oynayacaksın. Hı. Fred yoksa Kesinlikle. şu an Şimanski'yi oraya alarak oradaki etkinliğini de kaybediyorsun. Bence hocam Onu işte oraya almayacaksın. bizim çocuklar yazdı ya bunu. Bence İsmail, Şıvanski, İrfan Can, Tadiç olur. Bir Tadiç kere yerinde oynar, İrfan Can El-Nesyri içeride oynar. eğer oynatırsa bu Ve maç bence de dediğin gibi bence Ceko ile başlar. takımın içine fitil sokar. Tabi hocam. Takımın içine fitil sokar. Ceko bütün gol Tabi yükünü tabi. her şeyi Şu an çekiyor ve yapamaz bence şu de. an takımın en formda adamı. 4 golle girmiş bir adamı kalkıp bir anda ilk yarı bir Kesemez. şey yapamazsa ikinci yarı direkt Aa, defansı ikinci değiştirir. yarıda değil. Lille maçı olsa ikinci yarı ikisi birlikte evet ona katılıyorum ama bu maçta 65-70'i Ceko'ya vereceğim. Ve Şu maçın Ceko'nun gidişatına göre. oyuna ve gidişatına eğer iyiyse, verimliyse Tutacaksın hocam. çifte de dönebilirsin. Tutabildiğin kadar tutacaksın. Çifte Ha döneceğiz. burada Skora göre ama en gidecek. büyük sıkıntı tekrar söylüyorum ben. Gerideki, merkezdeki oyuncular ve kenar oyunu. Burada elle tutulur bir tane oyuncu Abi, var abi, hocam bir geride. şey değil mi? Bak, Offside'de. Bekao'yu denemedi hocam. Bekao'yu. Bekao'yu görelim hocam. Gördük Geçen biz sene biliyoruz de ya. fena değildi hocam ama Yok ya. benim Ciku mesela Şu anda şimdi sahaya daha çıkacak. yorum yapıyorum diye mesela şimdi daha çok dikkat ediyorum bazı şeylere. Evet. Bazen gözümüzden Ay kaçıyor. tabii sence Ama profesyonel. daha böyle dikkatli bakınca Oktay abinin dediği yere yavaş yavaş Ciku gelmeye diyorsun ki başladım. bak.
Çok önemli bir teşhis bak. Bu beni doktor gibi düşün. Diyor ki Ciku diyor bu vücutta diyor bir toksik hücre gibi. Yani ya takım gol yiyor. Hamle yapıyor. Adam şut çekecek. Ne dedik senle? İçeri almaya çalışırız rakibi artık. İçeri yönlendiririz kalabalığa değil mi hocam? Galatasaray'ın form tutamamasının ana nedeni savunma mı? Defans bloğu. Doğru. Davinson Sanchez olmuş olsa. Hocam oyunu kuramıyor Galatasaray. Ve kuramıyor. Aynısını Fenerbahçe'de kuramıyor. Yaşıyor şu an. Hele Fred yok bir de. Beşiktaş'ın da etkili olmasının tek sebebi defans bloğunu Paulinho ile topladı. O çok ve önemli değil mi? Svensson da farklı oynuyor. Hiç kimsenin beğenmediği, ben her zaman sol bekte beğenmişimdir Musaku'yu. Musaku da farklı oynuyor. Yanındaki Koli de farklı oynuyor. Gerisi zaten Beşiktaş sağlam. Beşiktaş canlandı diyorsun. Beşiktaş tabii. Dörtlüğü şu anda Svensson farklı oynadı. Şimdi iki takımı koyduğun zaman da Beşiktaş bundan dolayı Beşiktaş stoper alıyormuş hocam Barcelona'dan genç bir çocuğu. Alsın. Demek ki Koli ile alakalı bir sıkıntı ama ben beğendim o adamı. Şey yedekliyor, yedekliyor. O Endonezyalı başarılı olacak abi. Yedekliyor. Van Bronco. Hayır yedekliyor ve şu anda. Bana da öyle geliyor. Şu başarılı anda, olacak. Başarılı olacak. İnşallah başarılı iyi bir geçer de. Başarılı olacak gibi gözüküyor. Büyük kulüplerimiz içerisinde şimdi herkes hep öne. Abi sen önce geriden o oyuncuları, gerideki o oyuncuları. Bak sen mesela stopersin. Tabii çok iyi de stoperdi. Diyorsun ki tabii iyi stoperdi. Ve senin dediğine yeni geliyorum diyor. İlerleyen haftalarda daha da anlayacaksın. Çünkü neden hocam biliyor musun? Ne dediğimi anlayacaksın benim. Yani, yorum yapmaya başladıktan sonra biraz daha dikkat ediyorum. Pozisyonlara bakıyorum. Ya sen gol yiyorsun, stopersin. Aynen, adam şut çekiyor. Bir bak, hamle yapabilirsin. Bu Ciku analizini o kadar yorumcu içinde bir tek o can yaptı. Çünkü o mevkinin adamı o. Tabii Ciku. Hani Ciku'nun oyun kurar kuramaz bilmiyorum ama kurmasın abi. Ama kale yatırır şutta da ayağını soksun be kardeşim ya. Sokmuyor değil mi? Sokmuyor. Tamam. Lille yenilen golde de yapmadı. İkinci Lille maçında da var. Bu maçta da var. Son maçta. Stoper korkusuz olacaktır stoper. Ya hamle yapacaksın artık gol yiyorsun. Son iki şeyle bitirmek istiyorum. Önce bir Ferdi'nin bir görüntüsü var. Getirelim ekranı. Hazırsa. Ya da skor tahmini hangisi hazır? Hemen Ferdi'nin bir videosuyla girelim. Açalım. Açalım sesi. Ferdi. Parfümlerden yok. Abi. Ferdi birisi bekliyor. Arkadaşı, yani bir tanıdık. Bir buçuk iki saat bekliyor. Vay, gidiyor. 33 milyon euro eden ilk Türk futbolcusu. Gidiyor şeyi bırakıyor. Bagajından şey bırakıyor. Medium mu olur mu diyor. İstaç olur mu diyor. Bir de kibarca soruyor. Aynı benim o da. Ben de böyle. Arda kaça gitti? Çok. 25 mi? Çok düzgün bir çocuk. Ferdi Allah yolunda bahtını açık etsin inşallah. Kendim aklıma geldi şimdi. Güzel bagajda hep 50 tane 100 tane forma taşırdım. Taşırdın değil mi? Vallahi helal olsun. Taşımak zorunda kalıyorsun. George Likens sana adım adım gideceğiz. Sen Real Madrid'leri göreceksin Oktay dedi mi? Dedi. Likens'in de Türkiye kıymetini bilememiştim. Aynen. George Likens çok erken bir dönemde Trabzon'a geldi ve bir sene kaldı değil mi? Bir sene kaldı. Ama ondan sonra bir Belçika milli takımının hocasıydı. Ben o hocayken attım o golü Belçika'ya. Tabii. Şuraya bak. Likens'in kıymetini bilmem. Rasim abi. Ohoho. Skor tahmini. Göztepe yarın sürpriz yapacak. Yaz Göztepe 3 Fenerbahçe 2. Göztepe 3 Fenerbahçe 2. Oktay abi. Zor maç olacak. Kısır bir maç olacak. Yani gol öyle çok fazla olacağını düşünmüyorum. Çünkü Göztepe sert oynayan tabii, bir takım. Güzel. Ve oyunu bozmaya gidecek. Kendi taraftarında. Rasmus Anker'sen yani de. Buna rağmen tabii ekstrem nedir? Fenerbahçe'nin oyun gücündeki. İzmir sıcak olabilir ama. İçerideki kaliteli ayakları. Eğer kaliteli olur. Ayaklar alırsa iş sazı çalarsalar. 1-0 2-0 Fenerbahçe yenebilir ama bana böyle golsüz beraberlik kokuyor maç sanki 0-0 gibi. Ama 1-0 2-0 Fenerbahçe'nin gidişatta sonlara doğru 70-80'den sonra gol olur diye düşünüyorum. Can abi 0-2. Ben de niyeyse içimden 1-0 Göztepe'nin yeneceği geldi. Bakalım yarın göreceğiz. Beşiktaş Antalya Oktay çok abi. Çok rahat geçer. Kaç bir skor söyle. 3-0. 3-1, 4-1 olabilir. Rasim abi. Beşiktaş 2-0 Antalya. Net ya. 2-0. 2-3 Antalya. Yok artık. Ben de Beşiktaş'ın. Alex de Souza geldi. Beşiktaş'ın 3-0 yeneceğini düşünüyorum. Antalya Spor'da işte. Antalya'nın Beşiktaş'ı. Ciddi. Dolmabahçe'de yeneceğini düşünüyorum. Evet. Çok ama. Olabilir abi. Güzel bir maç geçecek. Alex açık oynayacak.
futbol. Alex'i yaşadın sen. Evet, Alex de Souza. Ben de Beşiktaş'ın açıkçası 3-0 yeneceğini düşünüyorum. Dörtlü gelelim sevgili Samet. Can abi, var mı son olarak söylemek istediğin bir şey? Yarın tekrardan yayına bekliyoruz bütün herkesi. Aynen. Güzel bir mücadele yarın olacak. Yarın Göztepe'nin zaferini beraber kutlayacağız. Can rahatsızlığı tutamayız eğer bir şey olursa. Can burada kafasını yöneyikken ben de Göztepe marşları söyleyeceğim. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Lütfen abone olun. Bizi yalnız bırakmayın. Sizler sayesinde çok çok büyüyoruz. Türkiye'nin organik dijital kanalıyız. Bu konuda çok iddialıyız. Beğendiyseniz like atın. Eleştiriniz varsa yorum yazmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.